ahırlar bölgesinde atların kaldığı yerin üst tarafında bildiğiniz gibi odalar var, seyislerin kaldı. Zamanlar kışın İstanbul'da yarış olmazdı ve gerçekten soğukları da çok çetindi. Hala aklımda, çok zorluklar çekiyorduk. Bir öğlen yemeği tek o zaman veriyorlardı. Sabah da bisküvi falan alıyorduk. Kalkınca suyla falan veya çayla kaynatabiliyorduk. Tabii yaşımız o zaman da 14 yaşlarında. Hayatı boyunca Urfa'dan hiç çıkmamıştım. İstanbul'a direkt gelip o zorluklar gerçekten çekince, hatırlayınca şu anda hala bazen aklıma geldiğinde bir daha o günlere gitmek istemiyorum. Çok zor zamanlardı. İlk aylar çok zordu. Aradım, dedim artık yapamayacağım. Ailem de tamam dedi, gel bırak. Ama o zaman maddi konusunda çok, aile de ben de çok sıkıntı yaşadığımız için de yani yapmak zorundayım, başka çarem yoktu. Bir daha gittim, düşündüm. Hatta istemeyerek gözlerimden yaş aktı. Çünkü evi özlüyorum, kahvaltı yok, akşam yemeği yok, yatacak yerin yok, odalar buz gibi. En son dedim ki yapacağım bu işi. Bir daha böyle bir sirkeledim kendimi. Lisansı aldıktan sonra daha da zor günler beni bekliyormuş. Onun farkında değil. Lisansı aldık, sevindik. O zaman 70 kişinin içinde okul üçüncüsü olarak bitirdim. 100 yarış kazandıktan sonra jokey oldum. Jokeylikten sonra da işte İstanbul, Ankara, Urfa, İzmir, Allah ne verdiyse her şehirde binmeye başladık. 5-6 tane çalıştırdığım at vardı. Orada hiçbiri beni tercih etmeyince zoruma gitti. Eşyaları topladım, Urfa'ya gittim. Ne kadar sorunlu at varsa hepsini toplamış, kendini onlarla gösterecek ya. Ve sabahın 3'ünde gidiyorum, 11'e kadar at çalıştırıyorum. Yol parası olmadığı için o kamyonlara binip atlarla birlikte gelip gidiyordum. Hayatımı değiştirdi. Kafkaslı vardı, Turbo vardı, Gelibolu vardı, Tümöz Bey vardı, Hızlı Tay vardı. O atın özelliği de iki pisti yapan bir at. Gazi koşusu her jokeyin hayalinde olan bir şeydir. Kazanmak değil, sadece o yarışa katılmak için de çok mücadeleler veriyorlar. Çünkü emekli olduktan sonra veya jokeyliği bıraktıktan sonra ilk sorulan gazi koşusunu koştun mu veya katıldın mı? Bir tane kazandım, iki tane, üç tane. Ben artık bir yerden sonra ben de şaşırdım. Çünkü istediğimiz her şey oluyor, istediğimiz atlar bize geliyor. İstanbul'un neresine gidersen git böyle bir ortam bulunmaz. Ücretsiz girebiliyorsun, piknik alanları var, çocukların atları bindirebiliyorsun, restoranlar var. 100 tane attan sadece o gün 10 tane at kazanabiliyor. Eğer at başı olmazsa tabii ki çok nadir de olsa bazen at başı da olabiliyoruz. Renkli ilk gazimi kazandım. 7 sene üst üste kazandık. Benim için tarif edilemez bir mutluluk. Çünkü ben bu işe başlarken nasıl kalıcı bir isim bırakabilirim? Ve bundan daha kalıcı bir isim de olmaz herhalde. Çünkü atçılığı olduğu müddetçe gazi koşusu her zaman koşulacak. Koşulduğu müddetçe de her zaman o isim, Ahmet Çelik ismi akıllarda geçecek. Bosporus Medya'da yeni bir program kuşağı başlıyor. Farklı içeriklerle tekrar karşınızda olacağız ama bu sefer güzel bir partnerimiz var. Storybox'la beraber yeni içeriklerle karşınızda olacağız. İçeriklerinde ilki 7 yıl üst üste gazi koşusu kazanmış. Toplamda 3000'den fazla yarış kazanmış. Sevgili jokey Ahmet Çelik. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili Ahmet, çok uzun yıllardır jokeylik yapıyorsun ama tabii biz kısa bir programda bunu sıkıştırmaya çalışacağız. Evet. Öncelikle mesleğe nasıl başladın? Ailende atçı var mıydı? Aileyle alakalı, seninle alakalı mesleğin başlangıç serüvenini dinleyebilir miyiz senden? Şanlıurfa Sürüş doğumluyum. Sürüş'te bilindiği gibi atçılık, hayvancılık yaygın olduğu için zaten bizim bir altyapımız var orada. 96'da babam ortaklaşa bir yarış atına girmişti. Ben o zaman işte ilkokul falan gidiyordum. Bindim bir gün, hani ilk başta yeni eğitim esnasında hafif kilo insanları bindiriyorlar ki sırta alışana kadar. Babam beni bindirdi. Tabii ki at arabaları da var. Binmişliğim var çocukluğumda. Atı, yarış atı gerçekten çok heybetliydi. Üzerine bindikten sonra bir çekimserlik başladı bende. Çünkü bayağı bir heybetli, hiç at arabasına benzemiyor. Oradan bir başlamıştı bir hevesim. Ondan sonra da abim, şu anda at sahibi olan Mehmet Çelik, gelip seyislik yapıyordu. İstanbul'a geldiğinde tanıyan biri denk gelmiş. Burada ne yapıyorsun diye abim sormuş. Ben burada aprantiyim. İşte okula başladım falan. Öyle deyince benim de kardeşimin boyu, kilosu, bir tane var acaba olur mu falan. Tabii başvurular o zaman şimdiki gibi yine çok sayıda oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 300 kişi falan başvuru yapmıştı. 300 kişinin içinde 70 kişi seçildi. O 70 kişi şanslardan bir tanesi de bendim. 2 sene boyunca Aprant Eğitim Merkezi'nde eğitim gördüm. 2003'te lisansımı aldım. 2004'te profesyonel at binmeye başladım. O zamanlar 100 yarışta jokey olunuyordu. 100 yarış kazandıktan sonra jokey oldum. Jokeylikten sonra da işte İstanbul, Ankara, Urfa, İzmir,
Allah ne verdiyse her şehirde binmeye başladık. Yani başlangıcı buydu. Peki Ahmet, başlarken tabii o zaman da yataydı. Aileden uzak bir zaman geçiriyorsun. Şimdiki şartlar çok iyi. O zamanlar tabii ki dışarıda kalmak zorundaydın bir evde. Yatılı değildi okul. Öyle olunca da o zaman maddi olarak tabii ki dışarıda da bir ev tutacak kadar şey yok. Ağrılar bölgesinde atların kaldığı yerin üst tarafında bildiğiniz gibi odalar var, seyislerin kaldı. Zamanlar kışın İstanbul'da yarış olmazdı ve gerçekten soğukları da çok çetindi. Hala aklımda. Kahvaltı tabii ki yemekler o zaman akşam yemeği çok zorluklar çekiyorduk. Bir öğlen yemeği tek o zaman veriyorlardı. Sabah da bisküvi falan alıyorduk. Kalkınca suyla falan veya çayla kaynatabiliyorsak. Tabii yaşımız o zaman da 14 yaşlarında. Hayatı boyunca Urfa'dan hiç çıkmamıştım. İstanbul'a direkt gelip. O zorluklar gerçekten çekince, hatırlayınca şu anda hala bazen aklıma geldiğinde bir daha o günlere gitmek istemiyorum. Çok zor zamanlardı. Benle bir tane Urfalı çocuk daha vardı, Recep Polat diye. O zaman ikimiz aynı odada kalıyordu birlikte. Kış şartları zordu gerçekten. Zaman geçmiyordu ilk başlarda, hele ilk aylarda bir ara bırakacaktım. Evi aradım. Dedim ki ben yapamıyorum. Çünkü çok ısrar ettim ben illa apranti olacağım diye. Ailem izin vermiyordu. Şöyle hani İstanbul'da tek başına ne yapabilirsin? Kimse yok orada. Abim de o zaman buranın sezonu olmadığı için Bursa'da at bakıyordu. Yani o da burada değildi. Yapamazsın falan dediği için ben de o zaman illa ben apranti olmak istiyorum. Tabii köyden başka çocuklar da olduğu için onların şeyiyle hani gaziyle biz gideriz. Hani çocuklar, arkadaşlarım da var nasıl olsa. Tabii onların hiçbiri olmayınca, ben tek başıma olunca ortada tek kaldım. Şimdi ne yapacağız? İlk aylar çok zordu. Aradım, dedim artık yapamayacağım. Ailem de tamam dedi, gel bırak. Ama o zaman maddi konusunda çok, ailede ben de çok sıkıntı yaşadığımız için de yani yapmak zorundayım. Başka çarem yoktu. Bir daha gittim düşündüm. Hatta istemeyerek gözlerimden yaş aktı. Çünkü evi özlüyorum. Kahvaltı yok, akşam yemeği yok, yatacak yerin yok, odalar buz gibi. En son dedim ki yapacağım bu işi. Bir daha böyle bir sirkeledim kendimi. Ondan sonra iki aydan sonra biraz ortama da alıştım. Arkadaşlıklar da edindim. Biraz daha kolaylaştı. İkinci sınıfa geçtikten sonra iki sene okuyoruz. Artık tam uyum sağladım. Daha da kolaylaştı işler. Devam ettik. Lisansı aldıktan sonra aslında hani bu kadar zorluğu anlatıyorum ama lisansı aldıktan sonra daha da zor günler beni bekliyormuş. Onun farkında değil. Lisansı aldık, sevindik. O zaman 70 kişinin içinde okul üçüncüsü olarak bitirdim. Tam lisansı aldık. Zannettim hemen gideceğim. Bize at bindirecekler artık. Lisansı aldıktan sonra gittim. Sabahları idmana çıkıyorum. Bize at çalıştırıp güvenmiyorlar o zaman da işte. Çünkü atlar milyon liralık atlar ve çok değerliler. Risk edip iyi atını kimse vermez. Orada kimsenin çalıştırmadığı atlar işte. Çalışmak istemeyen bazı atlar var. Huysuz atlar işte, öyle diyeyim. Performansı çok düşük atlar. Öyle olunca da üstteki jokeyler tercih etmedikleri için ister istemez orada gel bu atı çalıştır, hazırla, bin. Tabii biz bazı atları çalıştırıyorduk deklere yakın. İşte bu sefer bizi bindirmiyorlardı, işi bitiyorlardı bizden. Ya bu sefer işlerimiz ters işte, klasik işler. Biz iyi bir jokey bindirelim. Öyle yapınca tabii ilk sene hiç şans bulamadım. Ondan sonra bir gün Adana'da böyle yine yamak bir miydi sıfır, o zaman aprantiler işte. Biz bir tek yamak yarışlarında, yani jokeylerin katılamadığı yarış öyle diyeyim. 5-6 tane çalıştırdığım at vardı. Orada hiçbiri beni tercih etmeyince zoruma gitti. Eşyaları topladım, Urfa'ya gittim. Urfa Hipodrom'da biraz daha hani şans bulabilirim. Çünkü oranın üst düzey jokeyler bu tarafları daha çok tercih ediyorlar. Orada daha çok şans bulacağıma inandım. Gittim, o zaman mukavele vardı. Hani bir at sahibiyle anlaşma yaptığın zaman başka ata binemiyordun. Gerçekten bizim dönemimizde o kadar zor işler vardı ki şu anda öyle bir şey yok. Onu da yaptıktan sonra da rahmetli Mahmut Doğan vardı. Hayatımın sahibi, atçılığı bilen insanlar zaten hayatımı çok iyi tanırlar. Tabii o zaman o da antrenörlüğe yeni başlamış. Ne kadar sorunlu at varsa hepsini toplamış, kendini onlarla gösterecek ya. Ve sabahın üçünde gidiyorum, 11'e kadar at çalıştırıyorum. Atlar da zaten performansı hepsi düşük. O da benim gibi yeni mesleğe başlamış, elindeki atlar. Bir iki tane iyi at var, onlar da başka jokeyler tercih ediyorlar. Çalıştırıyorum, başka atlara bineceğim. Kendi atları orada yazıldığı için sözleşmeli atlar, o atlara da binemiyorum. Zaten benim antrenörün elindeki, sözleşme yaptığım rahmetlinin elinde iyi at da yok. Orada öyle bir zor sezon geçirdim ki. İki yarış da orada kazandım, 3 ay falan dayanabildim. 3 aydan sonra tabii ki dedim bu böyle olmayacak. Orayı da bıraktım. Bir daha Adana'ya dönmek zorunda kaldım. Adana'da artık
yavaş yavaş şans bulmaya başladım. Tabelalar 3. 4. bizim için tabii ki çok ağırlarda kalıyorum. Bizim işte maddi olarak işte geçinmen için de biraz para da lazım. Başka hiçbir yerden de gelir yok. Ondan sonra biraz düzelmeye başladı. At kamyonuyla onlar şehir arasında atlar seyahat ediyor işte. Örnek veriyorum, Urfa'dan Adana gelip koşacaksa at kamyonuyla geliyorlar işte. Ben de orada yol parası olmadığı için o kamyonlara binip atlarla birlikte gelip gidiyordum. Hatta bir gün hatırlıyorum, Bursa'da bir at için gitmiştim. Otobüsle o zaman gittim. Otobüsten sonra şeye geldim, Ankara'ya geldim. Ankara'dan da aynı gün bir daha geri döndüm, at kamyonuyla Adana'ya geçtim. Artık yolda uykum geliyor. Şoförle birlikte gittiğimiz için ben uyumaya izin vermiyor, sen yatarsan. Hani ben de yatarım, evet. Yatma sakın diye. Yani o günler şu anda aklıma geldi. Gerçekten o kadar zor süreçler geçirdik ki. Bir yerden sonra işte şansımız, bahtımız açıldı. Yarışlar kazanmaya başladı. Sonra Hayatım isimli safkan. Sıradan yarış dediğimiz daha böyle maiden yarış. Şartlılarda hep şans bulabiliyorum ama açık yarışlarda şans bulamıyordum. Hayatım isimli safkanla işte açık yarışta bana şans verdiler. Şans verince de iyi değerlendirdim. Orayı da kazanınca tabii ki o atla da hep grup yarışında katıldığım için artık diğer insanlar da hani artık büyük yarışlarda yapabiliyor deyip bana şans verdiler. Oradan bugünlere geldik işte. Hayatım, hayatının dönüm noktası olmuş diyebilir miyim? Hayatım hayatımı değiştirdi ama gerçekten de çok sevimli bir kısraktı. Ben onu her sabah idmanına giderdim. Islak çaldığımda nerede olursa olsun seyisle birlikte koşa koşa yanıma gelirdi. Çünkü ona her gittiğimde sabahları şeker verirdi. Müthiş bir attı ya. O zamanın döneminde çok büyük atlar vardı. Onun jenerasyonu gerçekten çok güçlü bir attı. Kafkaslı vardı, Turbo vardı, Gelibolu vardı, Tümöz Bey vardı, Hızlı Tay vardı. O atın özelliği de iki pisti yapan bir attı. Aslında onun için bir dezavantaj. Çünkü bazen büyük yarışlar koşan atlar çimci olduğu zaman kış sezonu dinleniyorlar, yazın koşuyorlar büyük yarışlar. Ama hem çimde hem kumda giden at için bir dezavantajdır. Sahibi için avantajdır ama onun için, çünkü biz kışın Tümöz Bey'le Hızlı Tay'la koşuyorduk kum yarışında. Yaza geldiğinde de işte Gelibolu'lar, Kafkaslı, Turbo, Jungle, Jenerasyon, Öz Haber. Gerçekten o jenerasyon o kadar iyiydi ki ve bunları hepsini de geçti. Yani geçiyordu, geçiliyordu ama hep mücadelenin içindeydi, hep başarılıydı. O atın yeri bende çok değerlidir. Hayatımdan sonra hayatım değişti dedin. Daha sonra da popülerliğinde Gazi koşusuyla birlikte arttı diyebiliriz. Gazi koşusu deyince insanların aklına direkt Ahmet Çelik geliyor. Özellikle 7 sene üst üste kazanmak herhangi bir spor organizasyonuna bile çok zor. Nasıl tarif edersin, nasıl anlatırsın? Gazi koşusu her jokeyin hayalinde olan bir şeydir. Kazanmak değil, sadece o yarışa katılmak için de çok mücadeleler veriyorlar. Çünkü emekli olduktan sonra veya jokeyliği bıraktıktan sonra ilk sorulan Gazi koşusunu koştun mu veya katıldın mı? İlk bindiğim yarışta Gazi'de 3. oldum ben. Smerç isimli safkanlı. Hayatımın ilk gazi koşusuydu. Ondan sonra kazanacağım bir at vardı. Matador Yaşar. Said Aksu'nu kazandım. Gazi'nin favorisi. Gazi'ye 9 gün kala Ankara'da bir talihsiz yarışım değişti. Bir günle o yarışı kaçırdım. Başka bir jockey bindi ve o yarışı kazandı. Gazi koşusunu tabii ki öyle bir atı dedim ki hayatımda bir daha denk gelmez. Hani böyle bir at, böyle bir şanslı at denk gelip işte bu cezayı almam. O zaman yani mesleğe küstüm neredeyse. Sporcular bazen oluyor ya, duygusaldır, bırakayım mı bu mesleği? İşte böyle bir günde hani 10 gün kalmış, 9 gün kalmış 10 gün ceza verildi bir gündü. O zaman tabii ki unutamadım. Yarışı kazandı Matador Yaşar. Atın adına sevindim. Tabii ki benle kazanmadığı için de çok üzüldüm. Ondan sonra öyle bir kısmet ki işte Renk'le ilk gazimi kazandım. 7 sene üst üste kazandık. Benim için tarif edilemez bir mutluluk. Çünkü ben bu işe başlarken nasıl kalıcı bir isim bırakabilirim? Ve bundan daha kalıcı bir isim de olmaz herhalde. Çünkü atçılığı olduğu müddetçe gazi koşusu her zaman koşulacak. Koşulduğu müddetçe de her zaman o isim, Ahmet Çelik ismi akıllarda geçecek diye düşünüyorum. Peki Ahmet, 7 tane gazi, yani bunların içerisinde en özeli senin için hangisi? Yani hepsi aynıdır ama mesela hikayesiyle, öncesiyle, yarış içerisindeki süreciyle. Ya hepsi birbirinden özel. Gazi koşusu demek kazanma, hepsinin ayrı bir mutluluğu vardır. Hepsi eşit mutluluğu. Ama tabii ki zor süreçlerde geçtiğim gazi koşuları da vardı. Yani at tercihlerinde olsun. Ya bunu anlatmak şey olmaz yani. Anlata anlata bitiremezsin. Her bir yarışın gerçekten çok uzun hikayeleri var.
Ama dediğim gibi kısacasını anlatırsam hepsi birbirinden değerliydi. Peki Gazi Koçu'ndaki süreç jokerler için nasıl oluyor? Senden diyebilir miyiz? Çünkü bindiğin atlar oluyor. Tercih meselesi. Bazen atlar at sahipleri tercih ediyor. Bazen antrenörler, bazen jokerler. Aslında bir de o süreç de biraz stresli bir süreç değil mi? Yani 7 Gazi'de 7 sene sen istediğin için bindin mi? Yani o 7 atı istiyor muydun? Tabii ki öyle değildi. Mesela bir piyano sonata Pershing gerçeği vardı. Pershing burada Said Aksu'na koşunca şöyle piyano sonatanın gazisinde ben şeye binecektim. Sayın İbrahim Vefa Aracı'nın Gazi Borahan isimli atına geldim, şeyi geçtim, piyano sonatayı geçtim Mehmet Akif Ersoy'da. Geçtikten sonra ama piyano sonatayı çok beğendim. Hani yarışta bazen işte yan atı da çözebiliyoruz. Hani onunla mücadele ettiğimizden neyden rahatsız olup o yarışı bıraktığında veya hangi tempoda gideceğini kafanda rakibin de olsa bir şeyle üretiyorsun. Bu at böyle binilirse veya böyle koşulursa daha şanslı olur diye. Gazi Borakan tabii ki oyla kazandığımız için onunla birlikte Gazi'ye katılacaktık. Ondan sonra Gazi'ye artık 15 gün mü kala tam net hatırlamıyorum. Az bir süre kala herkes artık jokeyini ayarlamıştı. Herkesin bineceği at belliydi. Bir sakatlık geçirdi. Geçirdiği için de biz bir anda atsız kaldık. Tabii ki o zaman finesse vardı, piyano sonata vardı. Hani teklif gönderip binebileceğim atlardan bir tanesi. Hatta piyano sonata kafasında iyi bir jockey bulamadıkları için yurt dışından bir jockey düşünüyorlardı. Teklif gönderdim, bizim atın işte böyle bir sorunu olduğunda sizin atlara binmek istiyoruz. Onlar da hatta finesse'ye de gönderdik, ona da şeye de menajere dedim ki hangisi en erken bize dönüş yaparlarsa ikisine hani bir herhangi birine söz ver, ben ikisini aynı eşit şansta görüyorum. Yarım saat içinde piyano sonata bize dönüş yaptı. Hani atımıza binebilirsiniz diye. Okey verdik ama Pershing Said Aksu'nda öyle bir yarış yaptı ki güle oynaya. Pershing Said Aksu'nu çok rahat kazandı ve Gazi'nin son yıllara gireceği en şanslı atlardı. Çünkü Gazi'de 1.05 ile Ganyan'la koşan ben hatırlamıyorum. Pershing öyle bir Ganyan'la girdi yanlış hatırlamıyorsam. Gazi öyle kısmet öyle bir şey ki yani Gazi koşusu. Start verildikten sonra çok güzel yerde konumlandı. Atımız ayağına çabuktu. En iyi yerde konumladık. Tempolar bizim tam istediğimiz gidişatta gitti. Düzlükte hadi dediğimde atım da gerçekten hayatının en iyi performanslarından bir tanesini o yarışta göstermişti zaten. Çok iyi koştu. Pershing az bir şey trafiğe takıldı. Gelip bindirene kadar hani finişe yakın biz artık yarışı bitirmiştik, kazanmıştık. Mesela o yarışta ben Pershing'in geçileceğini hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Tek geçileceği yani yarış içerisinde bir trafik sorunu yaşanırsa, bir aksilik olursa geçilir. Başka geçilme şansı yoktu. O benim için çok büyük bir sürpriz olmuştu. Çok sevinmiştim çünkü geçilmeyecek bir atı gelip Gazi'de geçmek her jockey'e nasip olur. Peki Ahmet 3'ü kazandın, 4'ü kazandın, bu sene de kazanacak mı, 5'i kazandın, 6'ı böyle böyle yani o sende bir baskı oluşturdu mu son yıllarda? Ya ben onu hiç düşünmüyordum o seriyi. Çünkü Gazi koşusu zaten dediğim gibi insanların katılması bile büyük bir şeref, işte onur. Şimdi bir tane kazandım, iki tane, üç tane. Artık bir yerden sonra ben de şaşırdım. Çünkü istediğimiz her şey oluyor, istediğimiz atlar bize geliyor. Zaten Colt Victor'in ki jenerasyonun en iyisiydi. O neredeyse garanti gibi bir şeydi, onunla kazandım. Burgaz, Mehmet Akif'te zaten çok iyi orada, tam zamanını gelmişti. Real Runner tek rakibiydi, onu da kazandı. Baskı, biz hiçbir zaman profesyonellikte yani bir baskı oluştuğunu hissetmiyorum ben yarış içerisinde. Normal her zamanki sanki 7 değildi hiç kazanmamış gibi o yarışa tekrardan katılıyorum. Çünkü başka rakipler, başka atlar, yine yeni bir yarış. Peki Gazi'de çok önemli, çok özel bir yarış kazandıktan sonra bir koşu sonra bir tane maiden'den at biniyorsunuz. Bu süreci nasıl idare ediyorsunuz? Nasıl motive oluyorsunuz? Zor olmuyor mu? Ya da çok hatalı bir yarış kaybettikten sonra tekrar 15 dakika içerisinde bir daha bir yarış biniyorsunuz. Bu süreci nasıl kontrol ediyorsunuz? Aslında şöyle anlatayım. Dün de işte böyle bir olay yine oldu. Yani at sahibiyle geçtiğimiz Sayın Yüksel Göktürk. Ondan önce işte Mehmet Ağa, Said Aksu'nun koşusu bindik Torgolt'a. Onun hemen sonraki yarışta şey var, başka bir ata biniyorum, maiden yarışı. İşte geldim padokta, dedim ki bu rakip işte bu geçen bu at böyle koşmuştu, en büyük rakibimiz bence budur, işte bizim böyle gideceğiz falan. İyi dedi, siz böyle günlerde de demek ki şeysiniz hani, böyle yarışları da düşünüyorsunuz. Zaten kayıtta o ata söz verdiğimizde zaten kafamızda yarışı kurup
o gün, 5 gün önceden, 6 gün önceden. Zaten ona göre o ata söz veririz. Hani o gün onu düşünmüyoruz. Kayıt gününde ben kafamda o atın şansı olur mu olmaz mı diye kafamda yarışı koşturup öyle sözleşiyoruz zaten at sahibiyle. Hatta bir yarış kaybetmişsem daha da hırslanıyorum, daha da sinirleniyorum öbür yarışı kazanmak için. Yani insanlar bazen de bilmiyor, her insanın yapısı belki de aynı değil. Bazı jokeyler de belki de kaybettiği zaman öbür yarışa yansıtabiliyorlar mı onu bilmiyorum ama bende öyle bir durum yok, tam aksine. Önceden bakıyorsunuz atların hepsini, sen yarışların hepsini takip ediyorsun o zaman yani. Nerede ne var? Takip etmek zorundayım. Şöyle zaten her gün aktif yarış olduğu için bir ata bindiğim zaman işte o gün bizim rakibimiz kim diye ister istemez o rakibi analiz etmiş oluyoruz. Ondan sonra zaten yarış kayıt bittikten sonra menajer kaydı atıyor bize. İşte biz bu atlara biniyoruz diye listeyi atıyor. Oradan zaten dediğim gibi hep aktif jokeylik yaptığımız için, atlar da aktif boştukları için şart bir olmadı müddetçe, bazı şart bir dediğimiz yani hayatı boyunca hiç start almamış atların tek huyunu bilmiyoruz. Onu da bazen bindiğimiz zaman onun idman videosunu istiyoruz tayların. İzleyince onları da öyle biniyoruz. Bir tek işte şart birdeki atları bilmiyoruz. Ne yapacağını, yer içerisinde ayağına çabuk mu, daha mı hızlı, sonradan mı geliyor, sprinter mi? Onun dışında bir tek orada zorlanıyor, onun dışında zorlanmıyoruz. Bütün atları biliyoruz. Sevgili Ahmet, yani burada baktığımız zaman da aslında çok güzel bir ortamdayız. Evet. Öteki ip adamlarımız da öyle. Sabahları da burada güzel bir ritim var. Dışarıdan atçılığa bakanlar, yeni at sahibi olmak isteyenler, atçılıkla ilgilenenler, onlar için neler söylemek istersin? Ya o kadar güzel bir meslekteyim ki gerçekten, çünkü şöyle diyorum, bunu bazen konu açıldığında da söylüyorum. Gerçekten bu mesleğin içindeki insanlar çok şanslıdır. Çünkü burada erişemeyeceği insan yoktur. Ha, bazen iş adamlarımız var işte, at sahipleri, çok önemli gerçekten işleri olan. O insanlardan randevu almak için haftalarca bekleyen ama biz o insanlarla birebir her gün yarış esnasında olsun, idmanda denk gelip bir telefonla veya birbirimize ulaşabiliyoruz. Onun için dışarıdan da izleyen insanlar, mesela hiç bu işi bilmeyen insanlar bazen soruyor. Ya işte atçılık nasıl, sadece kumar için herhalde öyle bir gözle görülüyor, hiç işi bilmeyen insanlardan bahsediyor. Buralara ailelerin bile geldiğini bilmiyorlar. Ailece geliyorlar buraya. Çoluk çocuğuyla piknik yerlerimiz var, poniler var ve bu ücretsizdir. Yani mesela buradan geçtiği zaman dört duvar arkasında, evet burada hipodrom var, herhalde bahis oynanılıyor. Hepsi erkek herhalde. Öyle bir algı var aslında, o kadar güzel ki ailece geliyorlar işte çocuklarıyla, bu işi bilen zaten İstanbul'un neresine gidersen git böyle bir ortam bulunmaz. Ücretsiz girebiliyorsun, piknik alanları var, çocukların atları bindirebiliyorsun, restoranlar var. Yani yarış işte izlediğin zaman onun adrenali, onun zevki ve her bütçeye oynayabiliyorsun. İster 5 TL oyna, ister 5000 lira oyna, o tabii ki sana bağlıdır. Sen bütçene göre yapın. Yani bence müthiş. Dışarıdaki insanlar için gün geçirmek için müthiş bir yer diye düşünüyorum. Peki sevgili Ahmet, önümüzdeki dönemde de bir Gazi daha var. Gazi koşusu tabii hepimizin yani yıl boyunca aslında beklediği bir süreç. Gazi koşusunda tabii yani bir at kazanacak muhtemelen. Evet. O da kısmet, artık kim olursa olsun diyelim. Hepimiz burada izleyeceğiz, keyif alacağız, alkışlayacağız. Burada bir de çok dikkat çeken bir şey var. Yarış bittikten sonra çok dost tane bir yer var. Yani iki tane at sahibi, üç tane at sahibi. Atları birbiriyle foto olsa bile kaybeden diğerini tebrik ediyor. Jokeylerle siz burada yarış bittikten sonra adrenalin dolu bir süreçten sonra aynı odaya gidiyorsunuz, tartılar devam ediyor ve normal bir şekilde bazen aranızda işte yarışı analiz ediyorsunuz ama çok değişken, çok bütün duyguların aslında olduğu bir ortam var. Evet. Bu Gazi koşusu özelinde konuşmak gerekirse, yani bu sizin meslekte bu kadar duygu, buraya gelen insanlara bu kadar duygu, mutluluk, hüzün, üzüntü. Bir arada yaşama. Evet. Bunlar için neler söylemek istersen? Duygu anlamında baktığın zaman. Ya tabii ki bu yarışta o gün örnek veriyorum. 8 yarış varsa ortalamasını söyleyeyim. Yani 10 attan başlasak işte 100 tane at falan ortalama bir günde koşuyor. Tabii her bir atın sadece sahibi değil. Seyisi, seyisin ailesi,
Ondan sonra jokey, jokeyin ailesi, çalıştırıcı, at sahibi, imza antrenörü. Ya o kadar etken var ki. Ve düşün, o kadar işte bir atta bile kaç kişi saydım, kaç aile saydım. 100 tane aile, herkes bir umudu var, emekler var. Her sabah, sabahın 4'ünde, 5'inde, 3'ünde seyisler gelip idman jokeyleri, işte jokeyler yeri geldiğinde sabah kalkıp işte işe gidiyorlar. At sahibi hayalleri vardır o atla ilgili. Herkes o günü bekliyor. Tabii ki bu 100 tane attan sadece o gün 10 tane at kazanabiliyor. Eğer at başı olmazsa tabii ki çok nadir de olsa bazen at başı da olabiliyoruz. Tabii ki baş farklı duygular. Onun kazanma hissiyatı, mutluluğu müthiş bir şey ama yarış bittikten sonra da birbirimizi tebrik etmeyi de biliyoruz. Tabii ki üzülüyoruz. Herkes kazanmak ister. Herkesin amacı zaten olur. Yarış bittikten sonra da yani herkes, çünkü yarın da bir daha koşacağı ve bu mesleğin bir günlük, bu yarışçılığın bir günlük olmadığını bildikleri için de öbür günde yarış var. İşte her gün yani burada bitmez adrenalin, heyecan, at, jokey, seyis bitmez yani. Ama peki gelecek planlamasıyla alakalı konuşmak isterim. Yurt dışında da önceki seneden de at bindin, bu sene de at bindin. Yurt dışı gelecek planlamanda nerede bulunuyor? Ya yurt dışı ben çok istiyorum. Bizim Türk atçılığı evet güzeldir ama yurt dışı daha rahat. İşte gittik, bindik, gördük. Siz de gördünüz, birlikte de gitmiştik. Ya bir de oranın tek sponsorluk üzerinde atçılık olduğu için oradaki insanlar daha rahat. Burada tabii ki sponsorluk olmadığı için de yarışsever oyun oynuyor. Tabii ki insanlar, herkes bu işi oyun oynayan insanlar da işte her zaman söylerler. Biz jokey ya atçılık dediğimizde ilk kelimeler, şike var mı? Yani bunları ilk söyledi herkesin kafasında. Yani bir oyunun olduğu yerde hemen kafasında geçen şeyler. Bu şeyde de, futbolda da olabilir. Böyle olunca da dediğim gibi o atların üzerinde 10 tane at koşuyorsa, 10 tane ata da ayrı ayrı oynayan oyuncular var. Ve sen bir ata biniyorsun ve o yarışı bir at kazanıyor. Bir at kazandığı için de sen diğer atlara oynayan insanlar hepsini mutlu edemiyorsun. Çünkü mesela şey, futbolda iki takım var, Galatasaray veya Fener, örnek veriyorum. Bir tanesi attığı zaman diğer %50'si seviniyor, %50'si üzülüyor. Ama bizde öyle değil. Yani gün boyunca koştuğumuz her yarışı hep iyi performans, herkes kazanmak istiyor. Kazanmadığı zaman da tabii ki serzenişte bulunuyorlar. Biz artık onlara alıştık, yapacak bir şey yok. Yurt dışında tabii biraz daha farklı yani, orada o baskı hissedilmiyor değil mi? Şöyle anlatayım, Amerika'ya gittiğimde, işte tatil için gittiğimde oranın tabii ki yarışçılığına da gittim. İşte gezdim orada, kendime bir şey ekleyebilir miyim? Yani oranın yarışçılığı ortamı nasıl? Gerçekten yani orada günlük, yani o kadar karabalık insan ki. Yani bütün tribün her gün doluyor. Saratoga'dan bahsedeyim. Oranın da 2-3 aylık böyle şeyi var. Derbi yarışların olduğu aylar var işte, 3 aylık. Orada hiçbir jokey yarıştan sonra sitem eden, kızan sadece şansına küsüyorlar. Yani geldiği zaman seviniyor, gelmediği zaman işte ben buna oynayacaktım, buna oynadım gibisinden. Ve jokeyler orada geçtikten sonra şarkı eşliğinde iyi jokeyler gördüğü zaman geliyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Burada da çok var. Ama sosyal medya üzerinde evde oturanlar çok sıkıntı yaratıyorlar. Yüz yüze herkes çok müthiş. Mesela Padova etrafında çok güzel insanlar geliyor. Yeri geldiğinde iletişim kuruyoruz, şakalaşıyoruz. Yani bir kelime de olsa şaka. Zaten bizim öyle zamanımız yok orada gezerken. Twitter üzerinde çok, evde oturan insanlar çok sorun çıkartıyor. Yani her şey bir şey yazmak için. O insanlar da bilmiyor, herhalde işleri yok, boyuna bu işle uğraşıyorlar. Çünkü öyle bir zaman sabahtan akşama kadar bir insan o işlerle nasıl ilgilenir? Tabii ki bizim şeyimiz olmadığı için ben bilmiyorum nasıl yapıyorlar. Onun dışında her şey müthiş yani. Ya orada tabii aslında iletişim kopukluğu da bazen oluyor. Jokeyleri birebir tanımadıkları için. Ben jokeylerle hepsiyle arkadaşız. Yani yolda yürüdüğümüz zaman senle de, Mehmet'le de, Ayhan'la da, Halis abiyle de. Yani daha şimdiye kadar ben bir kişiyi bile, bir tane izleyici, bir yarı severim bile bir jokeye bir laf söyleyeni daha şimdiye hiç görmedim. Hep olumlu şeyler söylüyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Evet. Yani o iletişim sağladıktan sonra zaten insani yönde hiçbir yani. Orada belki bir kopukluk var. Yoksa orada insanların da kötü niyeti, oradan bir şey... Ya yani oradan şey yok. Bir şahsına yönelik değil de dediğin gibi belki bahis oynayarak oyuna katılıp o anki tepkisi de olabilir aslında.
Ama yurt dışında bu yok, doğru söylüyorsun. Yurt dışında bu yok. Bir de son zamanlarda sosyal medya üzerinden üyeler toplayıp oyun oynatıp işte işi olmayan, bir tek orada geçinmek isteyen insanlar. Orada boyuna verdiği at gelmediği zaman da işte üyelerini hani kendini ispatlamak için işte jockey şu hatayı yaptı. Onun altında da bir sürü adam ve işi bilmeyen insanlar da gerçekten diyor ki bu adam bu kadar takipçisi varsa işte bildiği bir şey var ki o da sana sallamak zorunda kalıyor veya serzenişte bulunuyor. Çoğu onlar yapıyor. Bu da moda olmuş. Gerçekten bu sektörde o kadar iş imkanı var ki. Burada çünkü hep biz işçi arıyoruz. Yani mesela jokeylikte olsun, at sahibinde olsun, idman jokeyi, seyis, yedekçi. Burada normalde biz hep dışarıda insanlar iş bulamıyor ama biz de burada işçi bulamıyoruz. O kıtlığı çekiyoruz. Ve bazı insanlar da rahatına düşkün. Yani gelip burada ya başarılı olamamış, burada da önce çalışmış, başarılı olamamış, antrenörlük yapmış, bir yere gelememiş veya menajerlik yapmış, bir yere gelememiş. Twitter üzerinde de orada geçinmek için üye topluyor. Oradan da para kazanacağım diye o sektörü bir şekilde sektörü karalamaktır aslında bana sorarsın. Çünkü sen bir buradaki bir ismi, bir değeri, bu isim fark etmiyor işte. Karaladığın zaman sen o sektörü direktmen karalıyorsun. Ve bunun hiçbir şeyi de yok. İnsanlar da bir can, iki canlının koştuğu bir yarış. Mesleki olarak gelmek istediğin nokta nedir? Kendini yani şuraya geldiğin zaman ben bırakırım dediğin bir nokta var mı? Ya jokeylikte emeklilik olmadığı için jokeylik seni bırakamayana kadar sen jokeyliği bırakamıyorsun, onu anladım. Çünkü insan bir yerden sonra gerçekten yoruluyor. Yani ben artık bir kenara mı çekilsem? Daha önce bildiğin gibi 4 aylık bir cezam vardı. O anda kafamda da dedim ki yani meslek zaten 21 senedir yapıyorum, 22 senedir yapıyorum. Artık mesleği sonlandırmak istedim. O zaman bir iki ay, üç ay gezdim falan, ondan sonra evden artık atların yanına, bir daha ailemin atları var işte, onların git gel git gel. Baktım bir yerden sonra bir daha sıkılıyorsun, mesleği bırakamazsın. Onun için bazı arkadaşlarımız, eski jokeyler işte, hatta Selim abi de gitti bir iki sene, bir daha geri geldi. Şu anda bazen bizden daha yaşça büyük tecrübeli abilerimiz işte var, çoğu diyor ki niye mesleği bırakmıyor. Adam o kadar alışmışız ki her gün yarış biniyoruz. Her gün yol gidip geliyoruz. Bir evde oturduğumuz zaman artık sıkılıyoruz. Yani başka bir de başka alternatifimiz de yok. Ya antrenör olacaksın burada bu mesleği bıraktıktan sonra veya idman jokeyi olacaksın veya at sahibi olacaksın. Bunun dışında ben zannetmiyorum mesleği, bu hipodromu bırakıp gidecek birini tahmin etmiyorum. Yani. Evet abi, burada normalde kazanmak istediğin koşu var mı diye soruyoruz. Röportajlarda çoğu gazi koşusu diyor. Tabii sana onu sormayacağız. belki şöyle sorabiliriz. Kaç tane gazi koşusu kazanmayı hedefliyorsun? Bir de yurt dışında özellikle kazanmak istediğin bir yarış var mı? Kaç tane gazi derken gönül ister ki hepsini kazanmak. Ama ne yazık ki öyle olmuyor. Tabii ki bunu artık istekle olan bir şey değil bu. Yurt dışında da daha önce Güney Kore'de gidip yarış kazanmıştım. Şampiyon olmuştum. O zaman Türkiye'yi temsil etmiştim. 8 ülke arasında birinci olmuştum. O benim için büyük bir gurur. İlk yurt dışına gidip ülkesini temsil eden jockey. İlklerde yine bize nasip oldu o da. Dubai'de bir yarış kazanmak istiyorum. Nedense çok hevesleniyorum. Çünkü gidip orada bir türlü istediğim atlara hani gidip de istediğimiz yarışlarda koşamadı. Kısmet olmadı. Ya gittiğimde bizim atlar çok sert gruba denk gelip bir atlarla koşup başarılı olamadık veya sakatlıklar geçirdik. Bir türlü istediğim gibi olamadı. Dubai'de bir yarış kazanmak istiyorum. İnşallah. Biz atla kadar. Onu isteriz. Evet Ahmet'ciğim. Son olarak neler söylemek istersin? Gerçekten çok güzel bir meslek. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Hem mesleğini yapıp hem sporunu yapıp ikisi bir arada hem de gerçekten atlarıyla bir her hayvanın ayrı bir sevgisi var. Ama atlar müthiş hisli hayvanlar. Onlarla neredeyse hisleriyle, onların işte bütün hareketlerini, şu anda kulak hareketlerini, yarış içerisindeki işte kantarma tutuşundan kadar artık her şeyi hissedebiliyorum. O atın benden ne istediğini hissedebiliyorum. Sevgili Ahmet, atların çok hisli hayvanlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Senin birçok anın vardı ama bir tanesini bizimle paylaşır mısın? Dediğim gibi o kadar anım var ki hangisini anlatacağımı bilmiyorum. Ya bazı atlar öyle var ki yani aşağı gittiğin zaman el hareketinle, kantarma tutuşuyla, göz göze bakışıyla bile
o atları gerçekten artık ne istediğini hissedebiliyoruz. Atlar öyle bir varlık ki sen ona o güveni verdikten sonra tamamen kendini sana bırakıyor. Ve senin istediğin her şeyi yaptırıyor. Yarış içerisinde biz mesela çoğu atla bütünleştiğim zaman bir iki yarış bindikten sonra artık o at nereye kadar bazen ısınma turu oluyor. Nereye kadar gittiği zaman mutlu olabiliyor. Nerede durdurursan hani etrafına baktığı zaman mutlu oluyor. Ondan sonra yarış içerisinde starta gittiğin zaman bile, starta kadar bile o atın performansını gerçekten üstteki jockey olumlu veya olumsuz yansıtabiliyor. O hisler çok önemli. Biliyor mu peki at mesela bilen jockey'in kim olduğunu? Yani tabii, sen bindiğin zaman bu o jockey diyor mu? Tabii ki onu hissedebiliyor zaten. Yani onun zaten yarı içerisindeki kantarma tutuşundan bile at onu hissediyor. Hani o jockey mi zaten atlar çoğu tanıyor. Mesela bizim ailede bir tane at var. Secret Love diye bir at. Seyisi onunla birlikte seyahatte geldiği zaman inip yemek bile yiyemiyor. İndiği zaman kişneyip seyisin arkasında koşan bir attır. Biz onun için mesela seyis değiştiremiyoruz. İstesek de değiştiremiyoruz. Çünkü seyisi bazen şey çıkıyor. Geçen işte abim ahırda atı tutuyor. O da dışarı çıkıp babayı getirecek ayağını yıkamak için. Çıktıktan sonra neredeyse abimi ayağının altına alıyordu ve kişneyip ahırdan çıkıp arkasında koşuyor. Çok aşırı böyle atlar da var işte. Hisli, gerçekten tanıyan. Yani böyle bir varlıklar, atlar çok özeldir. Selim Kaya'nın bir anısı vardı, onu hatırlıyorum. Kafkasya son yarışta binmediğinde patatta göz göze gelmemeye çalışıyordu. Yani beni sesimi tanımasın diye ondan kaçıyordum diyordu. Öyle de var mı? Öyle bir şey oluyor mu yani? Hayatım da bende öyleydi. Tabii ki Selim abi onunla galiba 65 yarış mı bindi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bindi. 64 yarış kazandı. Zaten 64 yarış kazanmış. En azı 100 yarış binmiştir. Tahmini ediyorum tabii ki net rakamlar değil. 100 yarış bir de onunla ilgili idmana da gidiyor. Akşamları ahara da gidiyor. Öyle gittiği zaman da elinde zaten havuç, şeker, elma veriyorsun. Sevdiği o ister istemez artık bağ kuruyorsun. Zaten bütün hayvanlar işte en şeyi aslan bile yani aslan normalde insanlara saldıran bir hayvan olmasına rağmen, vahşi hayvan olmasına rağmen Dubai'de birçok aslan besliyorlar. Hayvanlara ilgi gösterdiğin zaman gerçekten insanlardan bazen daha çok sadık oluyorlar. Evet, bugünkü konuğumuz sevgili Ahmet Çelik'ti. Son zamanlarda 3000. yarışını kazandı. Gazi Koçu'nu 7 kere üst üste kazandı. Önümüzdeki günlerde bakalım kariyerindeki 8. Gazi kazanacak mı yoksa başka bir at mı kazanacak? Teşekkür ediyoruz Ahmet. Çok sağ olasın. Sağ olun. Size de teşekkürler. Yayın hayatınızda başarılar diler. Biz de sana Gazi Koçu'nda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere.